Savaşın başlangıcından bu yana biz günlük bazda askeri hareketlilik ne istikamette ilerliyor, nerede bir yığılma var, Kiev'in çevresindeki güvenlik durumu nedir, bizim tahliye çalışmalarımızda yoğunluk nerede, hangi koridorlardan ağırlıklı olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz ve çıkış noktası olarak faaliyetler nerede yoğunlaşıyor, bunlar günlük bazda hem burada Kiev'de Büyükelçiliğimizin ekibi tarafından hem de bizim sunduğumuz raporlar çerçevesinde Ankara'da ilgili kurumlarımızca değerlendiriliyordu. Şimdi bu kapsamda bizim uzunca bir süre ülkenin farklı yerlerinden gerçekleştirdiğimiz tahliyeler oldu. Otobüslerle, trenlerle ve bunlarda belli bir mesafe alıp artık Kiev'de fiziksel olarak bulunmamızın gerekmediği bir aşamada Kiev'in çevresinde de ciddi güvenlik riskleri oluştuğunda Büyükelçiliğimizin faaliyetlerini geçici olarak Romanya sınırındaki Çernivtsi illiğine kaydırdık. Türkiye'den gelen tır sayısı bizim bu Çernivtsi'de karşıladığımız 13 tırla birlikte 62'ye ulaştı. 62 tır tabii önemli bir rakam ve şu anda da 6 tırımız yolda. Sayın Kızılay Başkanımız dün bugün Vinnytsia'da Ukrayna Kızıl Haç Komitesi Başkanı ile bir aradaydı. Orada yine bir takım çalışmaları oldu. Burada bizim Büyükelçilik olarak hani Kiev'e geri dönmüş olmamız tüm sivil vatandaşlar için de hadi buyurun Kiev'e dönün şeklinde bir mesaj olarak da bence algılanmamalı. Çünkü siz de hani uzun süredir Kiev'desiniz, durumu görüyorsunuz. Henüz Kiev'de şartlar tamamen normalleşmiş değil. Henüz güvenlik açısından ciddi bir risk kalmamış olsa da şehirde normal bir düzen sağlanana, işte belli bir ateşkes tesis edilene, belki hava sahası açılana kadar çok da acele etmemek daha doğru olabilir. Diplomasi cephesinde Türkiye en aktif ülkelerden bir tanesi. İstanbul'da yapılan son müzakerelerden sonra bir hareketlilik tekrar oluştu. Diliyoruz ki işte o devam eden diplomasi kulvarı en kısa sürede sonuç versin. Çok şükür neredeyse buradan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın tümünü gönderdik. Geriye işte Mariupol'deki 25-30 vatandaşımız kaldı. Onun dışında çok ufak bazı sayılar var. Onlara dair de nokta atışı çalışmalarımız hala devam ediyor. Dolayısıyla İnşallah Mariupol'deki tahliyeyle birlikte artık bu çalışmalarda da sona gelmiş olacağız. Temennimiz hani bu çalışmaların en kısa sürede somut sonuca dönüşmesi ve bu sayede hem vatandaşlarımızın hem orada mağdur durumda olan diğer sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesine Türkiye olarak gerekli katkıyı sağlayabiliriz.